Tabi Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabı. Kur'an-ı Kerim'de bizim sosyal hayatımızla alakalı her şeyi var. Ve Peygamber Efendilerimizde buna benzer örnekler var ki, yani bizim hayatta karşılaşabileceğimiz ne tür bir sıkıntı, dert, problem varsa adeta onu yaşamış bir peygamber var, onun örnekliği var ve oradan Rabbimiz bizlere onu örnek olarak sunuyor. Bu peygamber hayatları Kur'an-ı Kerim'de muhtelif surelerde böyle kimisi böyle detaylı bir şekilde anlatılır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuyacağız, hidayet önderi, rehberi olan peygamberleri tanıyacağız ve onları örnek alacağız. Ve Allah'ın izniyle Müslümanca yaşayıp, Müslümanca vefat edip, ahiretleri Rabbimizin lütfuyla Müslümanca muamele görmüş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu hidayet rehberi olan peygamberlerin yolundan giden ve ahirette de onlarla beraber olan kullarından eylesin. Tabii şimdi bu peygamber efendilerimiz, hidayet önderleri ya, Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin ismi zikredilmiyor. Onların detaylı hepsinin hayatları anlatılmıyor. Yani binlerce, on binlerce Allah-u Teala peygamber gönderdi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bunların bir kısmı zikrediliyor ve onlarda da muhteşem örnekler var. Mesela şimdi onlardan birkaçını ifade etmeye çalışalım. Mesela Adem Aleyhisselam, ilk insan ve babamız, bütün insanlığın babası, bütün insanlar yaratılışta kardeş. Dolayısıyla hepimiz adeta neyiz? Peygamber çocuğuyuz, peygamber torunuyuz. O çerçeveden baktığımız zaman. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'da da bizim için örnek var. Ne oldu? Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bir yasak meyveye bundan yemeyeceksiniz dedi. Adem Aleyhisselam'ı şeytan orada siz niye yemiyorsunuz bu ağaçtan dedi. O da tabii Rabbimiz emretti deyince sizleri bunu yersiniz, ebedi kalırsınız bu cennette. Efendim siz burada devamlı kalırsınız, ebedi olursunuz. Böyle bir kısım şeyler saydı ve onların yemesini sağladı. O yasak ağaçtan yiyince bu sefer bütün vücudu açıldı, çıplak kaldılar, bir iki yaprakla örttüler. Sonra Rabbimiz bu emir dinlenmediğinden dolayı onu yeryüzüne gönderdi. Şimdi Adem Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra çok pişman. Çok pişman. Yani niye şeytanın dediğini yaptım? Tabii bunlar bu dünya hayatını biz daha net anlayalım diye dünyaya gönderiliş böyle güzergahı da Rabbimiz anlatıyor ki dinimizi iyi bilelim diye. Adem Aleyhisselam çok pişman oldu. Sonrasında ağladı, üzüldü. Havva annemiz de aynı şekilde. Sonra ne oldu? Hacılar Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de buluşuyorlar ya. İşte orada iki farklı tarafta bölgede olan Adem ile Havva annemiz buluştular Cebel-i Rahme'de. Orada dua ettiler ve ya Rabbi sen artık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine de bizi bağışlamayacak mısın diye dua ettiler ve Rabbimiz Celle Celal Zülcelal Hazretleri Arafat'ta Cebel-i Rahmet'e onları bağışladı. Şimdi ne oldu? Burada bize nasıl bir örnek var? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı, meleklere secde edin dedi, melekler secde etti, şeytan secde etmedi, ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm dedi. Bu sefer Allah-u Teala onu rahmetinden kovdu. Fakat Adem Aleyhisselam yasak ağaçtan yediği zaman pişman oldu. Şeytan Allah'ın emrini çiğnedi, meleklere secde etmedi, pişman olmadı. Dolayısıyla ne oldu? Birisi inadını, birisini günahını devam ettirdi. Ama Adem Aleyhisselam pişman oldu ve o Adem Aleyhisselam adeta adam oldu. O iblis de şeytan oldu çıktı. Demek ki neyi göreceğiz? Biz bir günaha düştüğümüz zaman, bir haramı işlediğimiz zaman, Rabbimizin emrettiği bir farzı terk ettiğimiz zaman ne yapacağız? Pişman olacağız, tevbe edeceğiz. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah, sizin yeryüzü dolusu günahınız olsa, gökler dolusu bağışlamayla beni bulursunuz diyor. Elhamdülillah. Böyle şefkat ve merhamet sahibi Rabbimiz var. Adem Aleyhisselam'ın bu kıssasından da günah işlediğimiz zaman, yanlış bir iş yaptığımız zaman tevbe etme hissesini almak gerekiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi tevbe ehli olan kullarından eylesin.